Sonunda Ceren'den kurtulduk ya, yaşasın. Arda Rüzgar size çok büyük teşekkür borçluyum. Siz olmasaydınız kurtaramazdık Aslı'yı. Evet çocuklar, çok teşekkür ederim. Ne demek Kerem komiser, Allah Allah, lafı bile olmaz. Aynen öyle, her zaman yardıma hazırız biz. Gerçekten çok teşekkürler çocuklar. Siz olmasaydınız ne yapardım bilmiyorum. Harbiden ya, sizi de uğraştırdık, kusura bakmayın. Evet ya, işinizden gücünüzden alıkoyduk sizi. Saçmalamayın canım, daha önceden söyleseydiniz hatta, keşke hemen hallederdik. Evet, bir daha sakın böyle düşünmeyin. Hemen gelip bize söyleyin, yardım edelim size. Peki madem çocuklar, çok teşekkür ederiz. Hadi canım ailem, gelin artık eve gidelim ya. Çok yoruldum ben, çok yorucu bir günde. Hadi gelin biraz uzanalım. Zavallı şeyler, sizi demek beni yendiğinizi düşünüyorsunuz. Ama çok fena yaralıyorsunuz. Hepinizi öldüreceğim, hepinizi. Arkadaşlar ya, bu cadı kadın Ceren'den de bir türlü kurtulamadık. Sürekli geri geliyor. Lütfen bu kadından kurtulmamız için bize yardımcı olun. Bu kadına her yorum 5 tokat, her like 10 yumruk, her abone olma ise 20 tekme olsun. Hadi arkadaşlar, bu Ceren'e gücümüzü gösterelim. Sizden intikamımı alacağım, göreceksiniz. Arda, gördün mü? Nasıl tebrik ettiler beni? Nasıl işini bitirdim o Ceren'in? Ne, seni mi tebrik ettiler? Sen mi bitirdin işini? Tabii oğlum, duymadın mı Kerem komiser ve ailesini? Dediler, rüzgar olmasa hayatta kurtulamazdık dediler. O yüzden beni tebrik ettiler ve ben kurtardım. Hadi lan oradan Rüzgar, ben o acı cadı Ceren'in üstüne düşürmeseydim görürdüm seni. Sen hiçbir şey yapmadın vallahi, elinde bir tek mısır eksikti, sadece izledin. Ya Arda var ya, tipsiz olduğu kadar da kıskançsın kardeşim, yani çok kıskançsın. Hadi lan oradan, ben çok yakışıklıyım, asıl sen tipsizsen. Ya hey Arda, hey Ari, yürü size gidelim, bir şeyler yer bir şeyler izleriz. Bak bu sefer doğru konuştun işte, hadi gidelim. Önce bu Arda ve Rüzgar'ın işini bitireceğim, sonra Keremlerin. Bu Arda ve Rüzgar denilen çocuklar olmasaydı Keremler beni hayatta yenemezdi. Son bir tane siyah iksirim kaldı, boş harcayamam onu. Oğlum Arda, buraya başka bir şey mi bulamadın? Çizgi film de oğlum. Oğlum ne kadar komik işte, izle Tom ve Jerry bu. Ya oğlum, çocuk muyuz biz ya? Git korku filmi falan aç ya, korku filmi falan izleyelim. Aynen, ondan sonra altına yap, bütün koltuğu pislet değil mi? Oldu canım. Ne yazın lan sen, sen korkarsın, ben korkmam, sen acı çizgi film izlersin salak Arda. Ya Rüzgar ağlama, hadi izle, mis gibi çizgi film işte Tom ve Jerry. Şimdi göstereceğim size, gelin buraya. O Arda ve Rüzgar'ın işini bitireceğim. Oğlum Arda, duydun mu sesi? O ses de neydi ya? Oğlum Rüzgar, dalga mı geçiyorsun? Korku filmi falan mı açtın telefondan? Bak çok korkuyorum, çok garip bir ses geldi. Ay yemin ederim ben bir şey yapmadım. Ne oldu ya, ne oldu? Hadi abi yukarı çıkıp baksan mı ki, ne oldu acaba? Ay orada pışık, ben niye bakıyormuşum? Git sen bak, Allah Allah. Neyse ya, cam falan açık kalmıştır. Kesin cam falan açık kalmıştır, boşver. Hiç Rüzgar sesi iyi mi değildi ama ben bilmiyorum Arda. Rüzgar sesi değildi ne oğlum, rüzgar sesiydi işte, ne Arda sesi mi yoksa? Ya Arda ne kadar masum ya, yaptığın espriye bak, salak mısın, nesi ya? İşte buradasınız, şimdi sizin işinizi bitireceğim. Ne cadı Ceren, sen ölmemiş miydin, ölmemiş miydin sen? Aynen Arda, ne yapacağız şimdi, ayvayı yedik, kimse de kurtaramaz bizi. Aynen öyle, kimse sizi kurtaramaz artık, kimse. Manyak kadın ya, ne istiyorsun bizden, bırak peşimizi ya, yeter artık. Harbiden ya, defol git artık, sevmiyoruz seni, anlasana. Bu savaş benim savaşım, sizin karışmanıza hiç gerek yoktu. Benim ve Kerem komiserin ailesiyle aramızdaydı, siz niye karıştınız, neden? Ya hocam, Kerem komiser ve ailesini ilgilendiren sorunlar bizi de ilgilendirir de ondan. Aynen öyle, ne olursa olsun biz bu şehirde birbirimizi koruruz, sevdiklerimizi koruruz. Ne oluyor manyak kadın, nereye getirdin bizi? Evet ya, elimizi kolumuzla bağladın, ne yapacaksın, bizi öldürecek misin? Evet öldüreceğim sizi ama merak etmeyin, daha değil. Ne demek daha değil ya, işkence mi yapıyorsun, dalga mı geçiyorsun bizde ya, eğleniyor musun? Ya bırak bizi gidelim ne olur ya, ya da ben gideyim, bunu öldür ya, benimle ne işin var? Hayır olmaz, sizinle küçük bir oyun oynayacağız. Rüzgar sana da yazıklar olsun, hemen satıverdin beni. Daha iyi vardı ya, benim canım çok daha kıymetli, ben bir kere zenginim, yakışıklıyım, sen hep fakirsin, hep de tipsizsin oğlum. Biri kurtulacaksa o ben olmalıyım yani, sen değil. Ya bırak ya, adam değilsin sen, adam değilsin. Of yeter be, kapayın çenenizi artık, şimdi Kerem ve ailesini getireceğim, bakalım hanginizi kurtaracaklar. Ne?
Ne? Nasıl yani ya? Kerem komiser ve ailesi bir hangimizin kurtulacağını mı seçecek? İyi de neden? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Neden? Çünkü siz karışmamanız gereken işlere karıştınız. Kerem komiser ve ailesini kurtardınız. Bakalım onlar da sizi kurtaracak mı? İnşallah beni kurtarırlar ya. Lütfen ya beni kurtarsınlar. Valla pek şansın yok gibi duruyor orada. Ben para teklif edeceğim. Beni kurtarlarsa para vereceğim. Bir yere ayrılmayın. Kerem ve ailesini gelip alacağım getireceğim buraya diyecektim de siz zaten bir yere ayrılamazsınız. Çok komikmiş, çok komik. Babacım Arda ve Rüzgar ne kadar iyi insanlar değil mi ya? Geldiler bizi kurtardılar. Aslında kurtarmak zorunda değildiler ama kurtardılar. Evet ya ikisi de adamın dibi gerçekten. Geldiler bizi kurtardılar ya. Onlar olmasaydı Ceren gerçekten öldürecekti beni ya. Çok korkmuştum, bir an için öldüm sandım. Evet ya gerçekten helal olsun çocuklarına. Canlarını içe saydılar bizi kurtarmak için. Az daha Ceren onların da canına kıyıyordu ya. Neyse ki Ceren'den kurtulduk artık. Öldüğünü gördük değil mi? Kurtulduk ondan. Hayırdır babacığım, şüphem mi var? Kurtulduk işte ya. Gitti Ceren yok değil mi arkadaşlar? Ceren yok artık. Evet Ceren öldü bitti, kül oldu. Artık öyle bir tehdit yok. Rahatız, güvendeyiz. Kerem ve ailesi tercihini yaptıktan sonra hepsini öldüreceğim. Sadece Arda ve Rüzgar'ı değil onlarla dalga geçmek istiyorum. Açın şu kapıyı, açın. Allah Allah, kim geldi acaba? Ceren ne işin var burada, sen ölmedin mi? Hemen terk et evimi, hemen aileme zarar vermene izin vermem. Ama bu nasıl olur, nasıl? Kerem silahını bırak, hemen size zarar vermeye gelmedim. Zarar vermek isteseydim hepinizi öldürürdüm. Niye geldin o zaman, niye geldin? İndir şu silahı, insan gibi konuşalım. Tamam indirdim, söyle yeter ki aileme zarar verme, ne söylersen dinlerim. Durum şöyle ki Kerem, ben Arda ve Rüzgar'ı kaçırdım ve onlar ölüm eşiğinde. Ne, Arda ve Rüzgar'ı mı kaçırdın? Aynen öyle, sizi yüzünüzden ölmek üzereler. Şimdi ikisinden birini kurtarabilirsiniz, ya Arda'yı ya Rüzgar'ı. Size seçim yaptıracağım, sadece birini kurtarabilirsiniz. Olamaz, başları bizim yüzümüzden belaya girmiş, ölecekler. Seçim yapmak yerine seni öldürelim, ondan sonra ikisini de kurtarırız zaten. Nasıl fikir Cadı Ceren? Seni budala velet, eğer bana zarar verirseniz, bana bir şey olursa, ölürsem ikisi de ölür. Ayrıca benim dışımda kimse yerlerini bilmiyor. İyi de biz böyle bir karar veremeyiz ki, ikisini de kurtarmak zorundayız. Valla siz bilirsiniz Kerem, ya ikisi de ölür ya da sizin aileniz ölür. Ya şimdi benimle gelirsiniz, bir seçim yaparsınız ya da dediklerimin hepsi olur, hepinizi öldürürüm. Bize bunu neden yapıyorsun, neden? Evet ya, niye bize böyle oyunlar oynuyorsun, neden? Biz nasıl seçim yapalım ki, Arda ve Rüzgar arasında nasıl seçim yapalım, biri illa ölecek. Ama kabul etmezsek hem ailem hem de ikisi de ölecek, yapacak bir şey yok, gidip bir seçim yapmak zorundayız. Aferin Kerem, aferin, aferin sana. Hadi gelin götüreyim şimdi sizi oraya. Evet işte geldik, hadi seçiminizi yapın, içinizden biri ölecek Arda ve Rüzgar, duyuyor musunuz beni? Kerem komiserim ne olur beni kurtarın, bak Rüzgar size para teklif edecek, sakın kabul etmeyin, yalan söylüyor. Ya niye söyleyeyim, benim çok param var, valla beni seçerseniz çok para veririm size. Ya hayır, parasında falan değiliz, biz nasıl seçim yapacak, biriniz ölecek illa, ne yapacağız aslında, bir şeyler söyle. Bilmiyorum Kerem, bilmiyorum hayatım, çok kötü bir durum. Hadi ama artık bir seçim yapın hadi. Yoksa hem onları hem de sizi öldürürüm. Ya babacığım bir seçim yapmak zorundayız galiba. Eğer oy kullanacaksak ben Rüzgar abi diyorum, para vereceğim diyor. Baksana evet verir bence, çok zengin. Helal lan bebek asker, doğru yolu seçtin, helal kardeşim. Evet vereceğim para, çok para vereceğim. Ulan bebek asker yazıklar olsun, para için sattın mı beni? Ya Arda abi kusura bakma da zaten birinizi seçmek zorundayız. Rüzgar'ı seçersek işte para verecek bize. Vallahi ben Arda'yı kurtaralım derim. Arda daha karakterli, daha iyi biri. Ay lan Arda bebek polis, eğer kurtulursan sana 5 kuruş yok ya. Şuna bak ya, Arda daha karakterli diyor. Karakteri ne yapacaksın oğlum? Karakter karı doyurur mu? Doyurmazsa doyurmasın Rüzgar. Senin gibi şerefsiz olacağıma karakterli olmayı tercih ederim ya. Allah helal olsun Ceren, bizi çok zor bir soruda bıraktın. Ne yapacağız şimdi biz? Gerçekten yazık ya, bizi kurtarmak için hiç alakaları olmayan bir olaya geldiler ve şimdi canlarıyla ödüyorlar. Tamam ya, tamam ya, Arda'yı kurtarın, ben ölürüm ya, tamam tamam. Zaten hiç kimse sevmiyor beni, tamam ya, beni seçin, ben öleyim ya, of ya. Nasıl yani Rüzgar, emin misin? Tamam o zaman seni seçelim, Arda'yı kurtaralım. Vay be Rüzgar, helal olsun, bir kahraman olarak hatırlanacaksın kardeşim.
Evet ya, tamam madem Arda'yı kurtarıyoruz, Rüzgar'ı kurtarmıyoruz. Ya hayır hayır, ne oluyor, şaka yaptım ya. Belki Arda acır bana, ben öleyim tamam der falan sattım ya, hayır. Al işte ya, ben de bu çocuğun içine kim kaçtı diyorum. Ne bileyim oğlum, sen karakter barakter deyince beni öldürün Arda'yı kurtarın dersem herhalde seni seçerler sandım. Of ya, bunlar da harbiden hemen seçti beni. Ay yeter be, kaç saat oldu bir seçim yapamadınız, hepinizi öldüreceğim şimdi. Seçim yapsaydınız da öldürecektim, şimdi de öldüreceğim. Son dualarınızı yedim bakalım. Hayır olamaz, yolun sonuna geldik. Ne var Ömer ya, ne var, ne istiyorsun benden? Ya Hüsamettin, anlamıyor musun? Çok önemli bir durum var, yoksa gelmezdim. Arda abin, Rüzgar abin, Kerem komiser ve ailesi hepsi ölmek üzere oğlum. Ne, nasıl yani ya, nasıl ölmek üzereler? Bir şeyler yapmalıyız o zaman. Ben de onu diyorum oğlum, işte bir şeyler yapmamız lazım acilen. Hemen zamanda yolculuk yapıp Kerem komiser ve ailesini lanetlediğin zamana gitmelisin. Ve bu sefer onları lanetlememelisin, duydun mu beni Hüsamettin? Duydum, tamam, ben zamanda yolculuk yapıp her şeyi düzelteceğim o zaman. Evet, yoksa herkes ölecek.